19 Mayıs 2024 Pazar. Amerikan borsalarında genel anlamda bir yükselişten söz edebiliriz. Teknoloji hisseleri biraz yalpaladı ama yükselişte kapadı. Ama genele yayılan bir yükseliş devam etti. Mayıs'ta sat git söyleme bu yıl yalan mı çıkacak? Yani borsanın yükselişleri yaz boyu devam mı edecek? Yoksa bir anda kapının arkasından bu tip bir satışa hazırlıklı olmak lazım. Bu videoda her zaman olduğu gibi bunu değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Özellikle içeriden dışarıdan ciddi anlamda baskı gördüğümüz, herkes böyle düşünmese de ciddi anlamda baskı gördüğümüz bu günlerde o Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını sembolize eden tarihte Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını okumak, onları daha iyi anlamak çok çok önemli diyorum bu bayram gününde. Evet, Amerikan borsalarına geçersek haftanın ikinci videosunda biliyorsunuz Amerikan borsaları ve kripto paraları inceliyorum ki kripto paralarda ilginç gelişmeler var. Onu mutlaka yayının son bölümünde değerlendireceğim. Orada uzun zaman sonra bir al sinyali geldi ve bunun ekstra paylaşımını bulundum. Ve gitgide artan kripto para yayınlarım olacak önümüzdeki dönemde gözlemleyeceksiniz. Çünkü değişik bir döneme giriyoruz orada da. Amerikan borsalarına dönersek evet gerçekten orada ilginç stagflasyonun bütün doneleri gerçekleşiyor. Yani enflasyonla birlikte daralan bir ekonomi, sıkıntılı fiyatlar artıyor ama ekonomi tam olarak genişlemiyor. Sadece fiyatsal bazı genişlemeler var ama genel anlamda ciddi anlamda sıkıntı var. Bunu Walmart şikayet ediyor, McDonald's şikayet ediyor. Yani geniş kitlelere hitap eden bütün markalar ciddi anlamda şikayetçi. İş piyasası görüldüğü gibi değil, ciddi anlamda yavaşlama var. Ama borsalar bunu görmezden geliyor. Bütün borsalar için negatif değilim elbette. Bakın öncelikle şu notu düşmek istiyorum. Çin borsalarıyla Amerikan borsaları arasında ciddi bir uyumsuzluk oluştu. Uzun zamandır Amerikan borsaları sürekli olarak, hatta anlatıyorum geçen yayınlarda Buffett indikatörünü kullanmıştım. Yani Amerikan borsalarının ne kadar balonlaştığı ve kendi ekonomik büyüklüğünün ne kadar katına ulaştığı ve aslında oradaki fiyatlamanın gerçeği yansıtmadığını anlatmıştık. Ama Çin'de uzun zamandır parasal olarak destek var ama orada daralan bir ekonomi var ve borsası da bunu yansıtıyordu ama Çin Large Cap yani büyük şirket endeksinde ciddi anlamda güzel bir dip oluşumuna tanıklık ettim ve geçen hafta itibariyle ufak ufak oraya yatırıma başladım. FXI şeklinde okuyabileceğiniz Çin Large Cap endeksini önümüzdeki haftalarda da gündemde olmaya devam edecek. Burada böyle büyük majör çok büyük hareketler beklemiyorum ama Amerikan borsalarındaki risklerin orada daha az olduğunu düşünüyorum. Özellikle kaburun inanılmaz çok fazla destek paketleri başladı. Çin yavaş yavaş borsasını uzun zamandır umursamıyordu. Bastırmıştı ama şimdi orada biraz şirkete fazla para destekleri yavaş yavaş ekonomiyi biraz daha kaldırmaya başlayacak ki demir çelik üzerinden bunu anlatmıştık geçtiğimiz yayınlarda. O açıdan FXCI'yi önümüzdeki günlerde ben portföy sepetimle bulundurmaya başladım. Arttırmaya da devam etmeyi düşünüyorum. Amerika'da enflasyon beklentileri görmezden geliniyor ama meme stock rallileriyle bakın geçen hafta GameStop'ta AMC'de Roaring Kitty diye bir hesabın tekrar aktive olmasıyla X'de bir anda patlamalar oldu biliyorsunuz. GameStop uçtu böyle %200'ler %300'ler AMC'de aynı şekilde. Bunlara meme stock diyoruz. Bunlar böyle ufak şirketler içi boş ama bir anda bir Twitter paylaşımıyla bir anda uçabiliyor %200-300 orada short squeeze'ler oluyor. Tabii tamamen bir oyun ama bu oyunun gerçekleşebilmesi tamamen aslında enflasyonist dönemin bir sembolü gibi. Neden? Çünkü piyasada fazla para olunca bu tip oyunlar işe yarıyor. Ortada fazla para yoksa kimse bu işlere para yatırmıyor, gelmiyor. Yani böyle bir deneme yaparsınız arkanızdan tahta işiyle uğraşan borsacı arkadaşlar bilir. Eğer piyasa likitte yoksa giderseniz gelirseniz hiç kimse uğramaz tahtanıza ama piyasa likitte fazlası varsa birazcık hareketlenince herkes piyasada hisselerin peşinden koşmaya başlar. Onun gibi bir durum. Onun için Amerika'daki meme stock'ları bakın bu grafik enflasyon beklentileriyle meme stock rallilerindeki arasındaki korelasyonu çok güzel anlatıyor. Şimdi meme stock rallileri başladı. Enflasyon beklentilerinde de tekrar kafayı kovalama olacak gibi görünüyor bana. Aynı zamanda Dow Transport'la ulaşım endeksi, nakliye endeksiyle Dow'un kendisi arasındaki uyumsuzluk her seferinde beni rahatsız etmiştir. Çünkü bu bir bearish indikatördür. Bir şekilde bakın son 5-6 ayda ciddi anlamda bir kopuş var. Bu tip uyumsuzluklar her seferinde maalesef piyasanın bozulmasıyla sonuçlandı geçmişte. O açıdan şu anda Dow'un piyasadan bağımsız yani Dow Transport'tan bağımsız hareket ediyor olması bu işin acaba kalıcı bir yükseliş yok mu soru işaretini gündeme getiriyor. Bir başka gösterge bakın XLU Utility Endeksi bu yine daha defansif bir sektörü temsil ettiği için bunda bakın geçmiş boyunca, tarih boyunca XLU bölü SPX yani XLU'nun S&P'ye oranı her seferinde XLU daha kuvvetli ralliler yaptıktan sonra maalesef piyasalarda çöküşler geliyor.
Şu anda da bakın son 5 kere 4 kere bu olmuş. 5.sinin içinde miyiz şeklinde bakıyoruz kaç son 30 senede. Ve Excel günü grafiğine baktığınız zaman ciddi anlamda S&P'den daha kuvvetli bir yükselişin içindeyiz. Onu da nasıl takip edeceğiz? En yakın vadede 70.77 üzerinde kaldığı sürece Excel yiyor. Yön yukarı devam ediyor ama o döndüğü anda bir anda S&P'yi bütün piyasaları öncü dönüş sinyali olabilir. Oradan yakalayacağız. Biz grafiklerimize dönelim. Nasdaq'ta bir belirgin görüntü var mı? 18.154 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gözüküyor. Ama bakın haftalıkta bu hafta çalışma yaptım. Tarih zirveyi gördük ama RSI doğrulamıyor. Yani aslında burada bu yükselişi nakit çıkışıyla yapıyorlar. Herhangi bir kafayı çevirmede işler sarpa saracak ama verdiğim trend takip seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu tip rallilerin devam ihtimali de var. Onun için teknik olarak ekrandaki trend takip seviyenin aşağısı gün kapanışı gelmeden bir dönüş sinyalinin netleşmediğini ama ben bu ralliye katılmayacağımı bir kez daha hatırlatıyorum. Ama hisse bazında mutlaka bazı hareketlere katılıyorum. Elbette orada da Çin borsasında da birazcık long pozisyon açtım. Ama genel anlamda Nasdaq'ın özellikle o Magnificent Seven'da Google dışında hiçbir tanesi beğenmiyorum. Google'ı yeri ayrı. Diğerlerinde ciddi anlamda short pozisyon kovalıyorum ya da put opsiyonlarla piyasa takip etmeye devam edeceğim. S&P için trend takip seven 5187 orada da benzer bir görünüm var. Biraz daha Nasdaq'a göre daha iyi bir görüntüsü olmakla beraber bu yükselişinde kalıcı olup olmayacağı henüz net değil. Bakın bu haftalık grafik. 4 tane yeşil mum geldi ama doğrulamıyor RSI hala zayıf. Ama yükselişin devamı 5187 üzerinde kaldığı sürece devam edebilir diyoruz. İlk dönüş sinyalinde yine sizinle paylaşımda bulunacağım. Dow Jones'ta da bir yeni zirve var. Tarihi zirve 40.000'e geldik. 39.100 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam edebilir. Ama ilk geri çekilmede yine orada da bazı sıkıntılar olabilir. Uyumsuz bir yükseliş. Apple'da 185 dolar trend takip seviyemizin üzerinde kapanış devam ediyor. 178'deki 200 günlük ortalamanın da üstüne attık. Bakın orada biliyorsunuz uzun vadeli Apple'da yavaşlayan bir şirket geliri var. Ciddi sıkıntılar var ama 185 aşağısında kapanış yapmadan Apple'da da henüz bir dönüşten söz etmek mümkün değil. Amazon bir kafayı çevirdi. Orada bir uyumsuz ikili tepe var. 187 dolar trend takip seviyeminde aşağısında kapattı ama az aşağısında kapattı. 187'yi takip ederek aşağı yönlü put opsiyonlarla trade mümkün olabilir. Meta biliyorsunuz bu büyükler içerisinde Nvidia ile beraber en sevmediğim. Orada zirvenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Patron her gün mal satmaya devam ediyor. 482 dolar trend takip seviyem. 471'lerde kapanış var. 82 dolar aşağısında kaldığı sürece yön aşağı put opsiyonlarla orayı da trade ediyorum. Microsoft'ta yön hala yukarı teknik olarak. Burada çok uzun vadeli geçmişte paylaşmıştım grafikleri. Biraz sıkıntılı. 412 dolar trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı olmakla beraber bu majör haftalıklarda, aylıklarda bir tepe olma ihtimali değerlendirdiğim mega bir dirençten söz ediyoruz. O açıdan Microsoft'un da pahalı olduğunu düşündüğüm zamanlardan geçiyoruz. Google bu Magnificent Seven içinde grafiğini de bilançosunda en sevdiğim şirket. Özellikle yapay zeka işinde ben daha çok fayda sağlayabileceğini düşündüğüm şirket. Henüz çok da fiyatlanmadığını düşünüyorum. 172 dolar trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece Google'da yön yukarı devam edebilir. Ve Nvidia bu hafta bilançosu var. Haftanın önemli olayı orası. 24 Mayıs çarşamba gecesi bilançosu gelecek. 916 dolar trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gözükmekle beraber 974 dolardaki o tarihi direnç seviyesini geçemedi. Nvidia'da çok sayıda put opsiyon yine aldım. Almaya da devam edeceğim önümüzdeki hafta. Bunlar da ani düşüşlerde ciddi anlamda kar oluşabilir. Kaybettiğiniz zaman sadece priminizi kaybediyorsunuz. Bakın bütün bu opsiyonlarla nasıl trade edilir? Borsalarda nasıl trade edilir? Metallerde nasıl trade edilir? Bunların hepsini eğitimlerimde sizinle paylaşıyorum ve sosyal grubuma da dahil edip uzun süreli bir aslında desteğe devam ediyoruz. devrimakin.com web sitemden çok yakında olacak eğitimlerime kaydolabilirsiniz. İstanbul'da bir VIP eğitimim var. Hemen Haziran'ın ilk haftası başlayan ve Mayıs'ın sonunda başlayan bir global dünyanın her tarafından katılabileceğiniz online interaktif eğitimim var. Bunlarda az sayıda yerim kaldı. Elinizi çabuk tutun. devrimakin.com web siteden başvuru yapabilirsiniz. Tesla'da ilginç günlerden geçiyoruz. Bakın Tesla'ya biliyorsunuz yukarılarda o 400 dolarlardayken 300 dolar defalarca uzun vadede doğru hisse olmadığını anlattık. Çünkü o kadar uzun vadeli prim yapmıştı ki. Tesla'nın 400 dolarları şu an Nvidia'nın 900 dolarları gibi. Ve o zamanlarda çok eleştiri almıştım. Şimdi nasıl Nvidia'da beni eleştirenler oluyorsa o zaman da Tesla'da. Bakın 3 sene önce 2,5 sene önce Tesla'ya yatırım yaptıysanız dolar bazında hala ciddi anlamda paranızın yarısından fazlasını, 3'te 2'sini kaybetmiş durumdasınız. Onun için ben resme biraz daha uzun vadeli baktığım için bazen kısa vadeli hareketleri kaçırabilirim.
Bundan da rahatsızlık duymam. Ama özellikle balonlaşmış hareketin hiçbirinin içinde bulunmuyorum. O açıdan bakın 200 haftalık ortalamasının hala altında bir Tesla'dan söylüyoruz. Bu hafta biraz daha kafayı kaldırmasına rağmen 198 dolardaki 200 haftalık ortalamanın altında seyretmeye devam ediyor. 172 dolar kısa vadede trend takip seviyesinin azıcık üstünde seyrediyor. Kısa vade trade için yıkılacak diyemem ama 172 dolar aşağısında bozulma artabilir. Ama 200 haftalığın aşağısında kaldığı sürece Tesla'da hala ana trendin aşağı olduğunu söyleyebilirim. Kripto paralar ilginç bir haftaya geride bıraktık. Bu hafta içinde bir Bitcoin'de al sinyali, uzun zaman sonra bir al sinyali ürettiğini söyledim. Hatırlarsanız 65 dolar civarında sürekli her yükselişinde sat sinyali, orayı geçtikçe sat sinyaliden söylüyorum. Daha sonra 63.612 dolara çektik o sat. Yükselişte sat, aşağıdan geri koy, short şeklinde trade ediyorduk ve hepsi de karlı oluyordu. En sonunda o 63.612'yi kırdı ve yukarı yöne döndük. Ki zaten Amerika'nın Powell'ın da yanında enflasyonu hiçe saydığını ve Bitcoin'de bunu en sonunda Bitcoin yatırımcısı da fark etti ve parasal genişlemenin devam edeceği algısıyla oraya bir geçiş oldu. Şimdi burada teknik olarak baktığımız zaman bir filamamsı, böyle bir wedge tarzı ciddi anlamda güzel bir grafik var ama hala tabii mükemmel değil grafik. Biraz böyle fazla tepelerden, net değil, tertemiz değil. O açıdan kısa vadede şimdi yön yukarı trade etmeye devam edeceğiz. En yakın vadede baktığım zaman grafikte 65.300 trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı ama 65.300 aşağısı kapanışlar burada da bir olası tepe oluşumunda her zaman değerlendirir ama o oluşan wedge'in biraz daha bacağı olabilir. 67, 68, 70'lerin üstüne hatta o 73'teki tarih zirveyi en az test etme ihtimali var. O açıdan buranın majör bir eğer filamaysa ve yukarı rally devam ederse de hiç şaşırmayacağım. Yani ben bir süre Bitcoin'i aşağı yönlü trade etmeyeceğim. Ta ki yeni bir formasyonla kafayı çevirdiğine ve bunların haftalık aylık bunların çirkinleştiğine emin olana kadar. 65.300 trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece şimdilik yön yukarı diyorum. Diğer kripto paralarda da iyi dip oluşumları gözlemliyorum. Ethereum 200 günlük ortalamasına geldi. 3 kere dip yaptı. Oradan kalkış yapar gibi oldu. 3027 dolar üzerinde kaldığı sürece Ethereum'da yön yukarı. Avax'ta da bir üçlü dip görüntüsü var. 35-61 dolar üzerinde kaldığı sürece Avax'ta da kısa vadede yön yukarı. Matic Polygon 0.69.30 trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Önümüzdeki haftalarda çok daha fazla sayıda kripto parayla ilgili analizlere başlamayı düşünüyorum. Orada yepyeni bir olgu başlamaya başlıyor. Özellikle Türkiye'de meclise gelen yasa tasarısıyla beraber benim için de yeni bir pencere açılıyor. Önümüzdeki hafta paylaşımlarım artacak bu doğrultuda. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.